hem yazılımsal olarak hem de donanımsal olarak bilgisayarım birdenbire kapanıyor sorununa müdahale etmeye çalıştık. Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle bilgisayarım ısınmadan kendiliğinden kapanıyor sorununu nasıl çözebileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar, bazı bilgisayarlarda ısınma sorunu olmadan kendi kendine kapanabiliyor. Bu bazen yazılımsal bazen de donanımsal sorunlardan kaynaklı olabiliyor. Bugün sizlerle hem donanımsal sıkıntıları hem de yazılımsal olan sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız da varsa freesorun.com'dan bana sorabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi adımları anlatayım. Donanımsal dedik, bir de yazılımsal dedik. Öncesinde yazılımsal olan sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Bilgisayarınızın işletim sisteminde bir sıkıntı veya ekran sürücülerinde bir sıkıntı olabilir. Bunlarla ilgili birkaç işlem gerçekleştireceğiz. Eğer ki çözülmediyse diğer adıma, yani donanımsal sıkıntılara geçebilirsiniz. Bilgisayarınızda bir donanımsal sıkıntı varsa bunu da kendiniz çözmeye çalışacaksınız ilk etapta. Eğer ki çözemediyseniz daha uzman bir kişiye göstermeniz gerekiyor. Şimdi fazla uzatmadan yazılımsal sıkıntıların hangi bölümlerden kaynaklandığını görelim ve siz de aynı işlemleri birebir yaparsanız muhtemelen sizdeki sıkıntı da çözülmüş olacaktır. Teknoloji Doktoru kanalını tanıyanlar zaten şunu biliyorlardır. Biz derli toplu bir şeyler hazırlıyoruz ve sorununuzu gerçekten çözüm odaklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, ilk başta yapacağımız işlem bilgisayarınızda, az önce söylemiştik ya, ısınmadan kendiliğinden kapanıyor. Siz mi bunu tahmin ediyorsunuz ya da gerçekten ısınmadan mı kapanıyor? Bu sorunu tespit etmemiz gerekiyor. Bilgisayarınızın gerçekten ısınıp ısınmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Onu da bu program vesilesiyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu programın linkini aşağıda paylaşacağım. Bu programı indirdikten sonra bilgisayarınızdaki parçaların ısınıp ısınmadığını bu program vesilesiyle göreceksiniz. Zaten küçük boyutta bir program, indirdikten sonra böyle bir ekranla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaşlar bakın, her parçanın, işte işlemcinin, ekran kartının, diğer RAM'lerin ısısını gösteren bir program olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki burada da ısının yüksek olmadığını görüyorsanız muhtemelen yazılımsal bir sıkıntı vardır. Zaten birazdan o yazılımsal sıkıntıları tek tek göstermeye çalışacağız. Sevgili dostlar, buraya baktınız, herhangi bir sıkıntı yoksa diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir aşamada yine işletim sisteminde bir sıkıntı olabileceğini söyledik. Bu ısınma kaynaklı olabilir, bir de yazılımsal kaynaklı olabilir. Hemen yazılımsal kaynaklı bölümü nasıl çözebileceğimizi anlatalım. Arkadaşlar, başlatma menüsünden çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra böyle bir ekran önümüze gelecek. Burada CMD yazıyoruz. CMD yazdıktan sonra arkadaşlar şunu yönetici olarak çalıştırın. Bakın, ben de aynı hataya düştüm. Buraya CMD yazarsak yine komut istemi gelecektir. Bir kere sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dememiz gerekiyor. Bu kodların verimli olarak çalışabilmesi için. Arkadaşlar, yine videonun açıklama kısmında sizlere şu kodu paylaşacağım. Hemen şöyle göstereyim. Üstteki kodu paylaşmış olacağım. Bu kodla eğer ki işletim sisteminizde bir hata varsa bu hatayı bulacak, çözmeye çalışacaktır arkadaşlar. Hemen bu kodu Ctrl V yaparak buraya yapıştırıyorum ve Enter tuşuna bir kere basmam yeterli olacaktır. Şu anda işletim sisteminde bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı karşıma getirecek ve çözmeye çalışacaktır bu kod. Bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Ve bu 5 dakikadan sonra yeni bir kod girmemiz gerekiyor. Bilgisayarınızda eğer ki bir böcek varsa bu böcek de bilgisayarınızın aniden kapanmasına sebep olabilir. Aynı ekrandan yine şunu da yapıyoruz. SFC yapamıyoruz çünkü kodlama daha bitmediği için biraz daha beklememiz gerekiyor. Siz buranın bitmesini bekleyin. Ben videonun uzun olmaması için bu ekrandan çıkıyorum. Siz bu ekrandan bu kodu girdikten sonra eğer ki düzeldiyse diğer adımlara
ihtiyaç duymayacaksınız. Diğer adımları uygulamanıza gerek yoktur. Şimdi ben diğer adıma geçiyorum. Videonun uzun olmaması açısından. Yine CMD yazıyorum. Bir kere sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır bölümüne bir kere basmam yeterli olacaktır. Burada yine yapacağımız işlem SFC boşluk scannow yazıyoruz. Bu kodları aşağıda paylaşmaya çalışacağım. Eğer ki paylaşmadıysam da buradan kontrol edebilirsiniz. Yine bu işlemimizde yaklaşık 5-6 dakika bilgisayarın işletim sistemine donanımına göre değişiklik gösterebilir. Buranın %100 olmasını bekleyin. Eğer ki bilgisayarınızda bir böcek bu sıkıntıya neden oluyorsa onu bulup çözmeye çalışıyor bu kodumuz. Arkadaşlar bu kodları girdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Sorun çözülmediyse diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir adımda ekran sürücülerinizde sıkıntılar olabilir. Onun için ekran sürücülerinizi güncellemeniz gerekiyor. Güncelse dahi bir kere güncelleyip sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu nereden gerçekleştireceğiz? Hemen yine başlatma menüsünde aygıt yöneticisi yazmamız gerekiyor. Buradan aygıt yöneticisine ulaşmayan arkadaşlar kendi marka modelini Google'a yazıp aygıt yöneticisine ulaşabilirler. Aygıt yöneticisi ekranına geldikten sonra yapacağımız işlem görüntü ile ilgili olduğu için hemen görüntü bağdaştırıcıları denen bölüme bir kere basmamız gerekiyor. Bakın burada iki tane sürücüm var. Birincisi Intel, ikincisi Nvidia. Bu ikisini de güncellemem gerekiyor. Peki nasıl güncellerim? Bir kere üstüne sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir derseniz otomatikmen zaten sürücü güncellenecektir. Yine aynı şekilde sürücüyü güncellemeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra yine düzelmediyse arkadaşlar yapacağınız işlem çok basit. Bu sefer sürücünün üstüne geliyorsunuz. Cihazı kaldır demeniz gerekiyor. Yine aynı işlemi bunun içinde yapıyorsunuz. Cihazı kaldırıyorsunuz. Bilgisayarınız kendini resetliyor. Açılırken biraz geç açılacaktır. Çünkü bunları otomatikmen yükleyecektir bilgisayarınıza. Bu ekran kartları olmadan zaten bilgisayar görüntüsünü göremezsiniz. Söylediğim gibi ilk adımda güncelleştirmeyi deniyorsunuz. Düzelmediyse ikinci adımda buradaki sürücüleri kaldırıyorsunuz. Zaten bilgisayarınız otomatikmen bu sürücüleri yükleyecektir. Eğer ki yüklemiyorsa buraya girmekte bir sıkıntı yaşıyorsanız yani manuel sürücüleri güncelleştirmekte bir sıkıntı yaşıyorsanız Driver Easy denen bir tane program var. Tüm sürücüleri otomatik güncelliyor. Onu da yükleyip sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi aslında yazılımsal olarak bazı sıkıntılar yaşayabiliyormuşuz. Eğer ki bu işlemlerin hepsini yaptıysanız bilgisayarınızda bir virüs olabilir. Onun için antivirüs programınızla bir bilgisayarınızı taratın. Eğer ki antivirüs programınız yoksa internette bir sürü antivirüs programı zaten dolaşıyor. Ben Windows Defender'ı kullanıyorum. Siz de eğer ki varsa Windows Defender bilgisayarınızı bu antivirüs programıyla taratmayı deneyin. Eğer ki bir virüs varsa zaten karşınıza çıkıyor ve muhtemelen o virüsü kaldırmaya yönelik seçenekler geliyor. Bu seçeneklerden eğer ki virüsü kaldırdıktan sorununuz çözüldüyse videodan çıkıp sadece like atmanız bizler için yeterlidir. Evet, diğer bir adımımıza geçeriz. Taramamızı da yaptık. Yine de sorunumuz çözülmedi. Artık yavaştan yavaştan donanımsal sıkıntılara geçebiliriz. Çünkü bütün yazılımsal olan adımları denedik. Muhtemelen artık sizin aniden kapanma sorunu yazılımsal değil de donanımsal bir sıkıntıdır. Öncelikle arkadaşlar başıma bu sıkıntının geldiğini söyleyebilirim. Bazen bilgisayarım durduk yere tak diye kapanıyordu. Birkaç kere servise gönderdim. Servis bana şunu söyledi. Herhangi bir sıkıntı yok, sadece yazılımsal bir sıkıntıydı. İşte format çekip bana geri gönderiyordular. Siz de aslında format çekip fabrika ayarlarına dönüp bilgisayarınızın düzelip düzelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu en sağlıklı yol olacaktır. Ama gönderdiklerinde sıkıntı daha da devam ediyordu. Benim sıkıntım batarya yuvasında herhalde bir gevşeme vardı. Bundan dolayı
Bilgisayar sürekli kendini resetliyordu. Bunun dışında hard disk yuvasında sıkıntı olabilir. Yani sizin aygıtları koyduğunuz yuvalar sıkıntılı olabilir. O yuvaları bir kontrol ettirin. Sağlam mı? Herhangi bir titreme var mı? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Yuvaların sağlam olduğundan eminseniz bu sefer de aygıtları kontrol etmeye başlayacaksınız. Özellikle bu sıkıntı bataryadan kaynaklanabiliyor. Bir dizüstü kullanıcısıysanız bilgisayarınızdaki batarya sıkıntılı olabilir. Bataryanın sıkıntılı olup olmadığını kontrol etmek için hemen şöyle bir programımız var. Bu program da yine küçük bir program. Bilgisayarınıza yükledikten sonra bataryanızda bir sıkıntı var mı yok mu bu program vesilesiyle görebiliyorsunuz. Bu programda herhangi bir sıkıntı görmüyorsanız bataryanızda muhtemelen sıkıntı yoktur. Diğer bir adıma geçebilirsiniz. Diğer bir adımda genelde RAM yuvalarında veya RAM'lerde sıkıntı olabiliyor. Onun için RAM'lerin yerini değiştirerek veya sadece bir RAM takılı tutarak sıkıntının RAM'lerde olup olmadığını takip etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bazen termal macun eskidiği için termal macunda hem ekran kartının termal macunu hem de işletim sisteminin termal macunu eskimiş olabilir. Bunları değiştirip tekrardan sorunun çözülüp çözülmediğini takip edebilirsiniz. Bazen de fanlarınızda çok toz biriktiği için çalışmaz bir duruma gelir ve bilgisayarınız, sisteminiz kendi kendini uyararak direkt sistemi kapatabilir. Onun için fan temizliğine de dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi hem donanımsal hem de yazılımsal olarak bilgisayarınızın kendi kendine kapanma sorununu çözmeye çalıştık. Umarım bu videodan sonra sizin de bilgisayarınızdaki sıkıntı çözülmüştür. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem yazılımsal olarak hem de donanımsal olarak bilgisayarın birdenbire kapanıyor sorununa müdahale etmeye çalıştık. Eğer ki bu videodan sonra sizin de sorununuz çözüldüyse artık siz de teknoloji doktoru ailesinden birisi olabilirsiniz. Bizlere katılırsanız bilgisayarınız veya telefonunuz veya teknolojik diğer aletlerinizdeki sıkıntıları bu şekilde çözmeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.